Ağalar ben Zeki Uygur. Herkese yeniden merhabalar değerli arkadaşlar. Sizlerle birlikte soru çözümlerimizin 19. videosuna geldik. Belki benden sıkılmış olabilirsiniz ama merak etmeyin, toplamda 20 videomuz olacak. Ve yine bu videoda da pek çok şey öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ilk sorumuza baktığımızda. Burada arkadaşlar bize verilen soruda demiş ki Havza genelgesi sadece Mustafa Kemal Atatürk tarafından kaleme alınmışken Amasya genelgesi birçok paşa tarafından imzalanmıştır. Bu durumun sebepleri arasında yukarıda verilenlerden hangileri gösterilebilir? Yani Havza genelgesi tek bir kişi tarafından ama Amasya genelgesi bir sürü kişi tarafından imzalanmış, sebebi nedir diyor. Bir bakalım arkadaşlar, pek çok komutan imza ederse daha büyük bir kitleye hitap etmiş olmaz mıyım? Olurum. İkiye bakalım. Osmanlı hükümeti yanlısı görünmek. Böyle bir sebebi ya da böyle bir amacı yok ki orada imza atanların. Üstelik orada imza atanların milli mücadele yanlısı oldukları zaten aşikar. Dolayısıyla 2 olan her şeyi ne yapıyorum? Siliyorum arkadaşlar. 3'e baktığımızda milli mücadeleyi kişisellikten çıkarmak. Havza genelgesinde Mustafa Kemal Paşa tek başına bir yayım yapmıştı. Ama arkadaşlar burada pek çok komutanımızın imzası var. Bu şekilde milli mücadele kişisellikten çıktı. O diğer komutanlarımızın imzasıyla da topluma nakşedilmeye çalışıldı. Dolayısıyla arkadaşlar 1 ve 3'ün bulunmuş olduğu Denizli seçeneği doğru cevabımız olacak. Gelelim yeni soruya. Aşağıdakilerden hangisi Amasya genelgesinin maddeleri arasında gösterilemez diyor. Bir bakalım. Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir. Bu benim gerekçemdi zaten. Amasya genelgesinde ben milli mücadelenin amaç, gerekçe ve yöntemini ortaya koymuştum. Bu maddesidir. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmemektedir. Arkadaşlar bu da gerekçeydi. Milli mücadelenin gerekçesiydi. İstanbul hükümeti görevini yapmamaya devam ederse yerine her türlü etki ve denetimden uzak yeni bir kurul oluşturulacak. Yani arkadaşlar neyi kastediyor burada? Temsil heyetinden bahsedilen ilk yerde Amasya genelgesi. Bu da arkadaşlar maddesidir Amasya genelgesinin. Sivas'ta ulusal bir kongre toplanacak diyor. Sivas kongresini haber veriyordu Amasya genelgesi. Fakat arkadaşlar E'ye baktığınızda ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez maddesi var. Ulusal sınırlardan bahsedilen ilk yer Erzurum kongresiydi değerli dostlarım. Dolayısıyla E seçeneği Amasya'nın değil Erzurum Kongresi'nin bir maddesidir. Cevabımız E olacak. Yola devam edelim. Arkadaşlar bu soruya baktığımızda yukarıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi'nin toplanmasında etkili olan cemiyetler arasında gösterilebilir diyor. Erzurum Kongresi'ni kimler toplamış? Bir bakalım. Trabzon Muhafazayı Hukuk Cemiyeti. Arkadaşlar Trabzon Muhafazayı Hukuk Cemiyeti zaten yararlı bir cemiyet. Muhafaza sözcüğü var. İlçe. Bölge adı var. Dolayısıyla yararlı bir cemiyet. Trabzon ve civarında bir Pontus Rum Devleti'nin kurulmasını engellemeye çalışıyordu ve Erzurum Kongresi'nin toplayıcıları arasında yer alır. Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Arkadaşlar müdafaa var. Şark Vilayetleri diyor. Dolayısıyla bu da yararlı bir cemiyet. Ve arkadaşlar Altı Doğu ilinde bir Ermeni Devleti'nin kurulmasını engellemeye çalışacak. Dolayısıyla o da Erzurum Kongresi'nin toplayıcıları arasında yer alır. Fakat arkadaşlar 3'te yer verilen Milli Kongre Cemiyeti basın yayın yoluyla mücadele etmeyi amaçlayan Doktor Esat Işık tarafından yönetilen bir cemiyettir. Hatta burada Doktor Esat Işık raporu yayınlanmıştır. Orada Kuvayi Milliye tabiri ilk kez kullanılmıştır. Bakın Milli Kongre Cemiyeti muhtemel bir soru adayıdır. Çok önemlidir. Ama burada Erzurum Kongresi'ni toplayanlar arasında yoktur. O yüzden cevabımız 1 ve 2'nin yer aldığı Ceyhan seçeneği olacak. Gelelim yeni soruya. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar arasında gösterilemez. Buradaki temel gayem arkadaşlar maddeleri ezberlemeniz değil. Bu maddeleri yorumlamamız aslında. Bir bakalım. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez denmiş. Arkadaşlar ben burada ulusal sınırlardan ilk kez bahsettim. Nerede? Erzurum Kongresi'nde. Manda ve himaye kabul edilemez. Değerli dostlarım, manda ve himayenin reddedildiği ilk yer Erzurum Kongresi'dir. Kesin olarak reddedilişi neredeydi? Sivas Kongresi'ndeydi. Kuvayi Milliye'yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır diyor değerli dostlarım. Bu da yine Erzurum Kongresi'nin maddelerinden biridir. Kuvayi Milliye'yi etkin kılacağız,
ve dikkat edin milli iradeye hakim kalacağız diyor. Cumhuriyet diyor, demokrasi diyor, ulusal egemenlik diyor aslında Mustafa Kemal Paşa ve yanında bulunan milli mücadele kahramanları burada. Ne diyor bakın, ulusal sınırlarda gözü olmayan herhangi bir devletten dış yardım alınabilir. Kimi kastediyorlar burada? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni kastediyorlar. Fakat E'ye baktığımızda vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir demiş. Değerli dostlarım, hani Amasya Genelgesi'nde Kurtuluş Savaşı'nın amaç, gerekçe ve yöntemi açıklanmıştı ya. Vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali tehlikede olduğu için Kurtuluş Savaşı'nı yürütüyorum. Dolayısıyla bu bir nedir? Gerekçedir. Milli mücadelenin gerekçesidir ve Amasya Genelgesi'nin bir maddesidir arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabım E seçeneği olacak. Yola devam edelim. Bakın burada Mustafa Kemal Paşa'nın 3 tane sözü verilmiş ve bu sözlerin nerede olduğunu sorulmuş bize. Bakalım, geldikleri gibi giderler demiş. Mustafa Kemal Paşa Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasının ardından İstanbul'a geri çağrıldı Suriye-Filistin cephesinden. Ve geldiği sırada yanında arkadaşlar İstanbul'da karşıdan karşıya geçerken kim var? Cevat Abbas var. O sırada İngiliz gemilerini görüyor. Ve Cevat Abbas diyor ki paşam gördünüz mü gelmişler diyor. Mustafa Kemal Paşa geldikleri gibi giderler diyor. Ve ilerleyen süreçte öyle de olacak. Nerede söylemiş Mustafa Kemal Paşa bu sözü? İstanbul'da söylemiş. Dolayısıyla arkadaşlar başta İstanbul olmayan her şeyi ne yapıyorum? Eliyorum. İkiye bakalım. Artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil, tabii olmak zorundadır diyor. Arkadaşlar burada yüksek rütbeli komutanlar Amasya Genelgesi'ne imza atınca Mustafa Kemal Paşa Amasya Genelgesi'nden sonra bu sözü söylemiştir. Dolayısıyla ikinci de ne olacak? Amasya Genelgesi, yani Amasya olacak. Bu söz orada söylenmiştir. Ya istiklal ya ölüm sözünü söyleyecek Mustafa Kemal Paşa. Manda ve himaye Erzurum Kongresi'nde reddedilmişti aslında. Ama insanlar bunu tekrar Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal'in önüne getirdiler. Ve Mustafa Kemal Paşa temsil heyetinin lideri olarak ya istiklal ya ölüm diyerek manda ve himayenin kesin olarak reddedilmesini sağlamıştı. Bu da Sivas'ta söylenmiş bir sözdür. Dolayısıyla doğru cevabımız Denizli'dir arkadaşlar. Yola devam edelim. Yukarıda verilenlerden hangileri Kuvayi Milliye'nin kaldırılmasında etkili olmuştur diye soruyor soru bana. Bakalım arkadaşlar, Kuvayi Milliye kurulmuştu ama Gediz taarruzunda başarısız olmuştu. Başarısız olmuş ve gerçekten düşmanı yurttan atacağına inancım olmayan bir kuruluşu ben ne yaparım? Kaldırırım. Dolayısıyla Gediz taarruzunda başarısız olunması Kuvayi Milliye'nin kaldırılmasının nedenlerinden biridir. Bakalım, ihtiyaçlarını halktan zorla karşılaması. Yahu arkadaşlar, Anadolu halkının zaten yiyecek ekmeği yok. Olanı da Kuvayi Milliyeciler zorla alıyor gerekli durumlarda. Kuvayi Milliyeciler kötü olduğu için demiyorum. Ama akşam evde aç kalınca babanın çocuğu, dolayısıyla buna ne yapıyor? İçerliyor insanlar. Bu da Kuvayi Milliye'nin kaldırılma nedenlerinden biridir. Düzensiz ve disiplinsiz olması. Kuvayi Milliye düzensiz ve disiplinsiz. Çerkez Ethem kendi başına göre hareket ediyor. Denizci Mehmet Efe kendi başına göre hareket ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar disiplinden, düzenden uzaklar. Başarıya olan inancımızı düşürmüşlerdi. O yüzden kaldırıldı. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 Kuvayi Milliye'nin kaldırılma nedenleri arasında yer alır. Bu da benim cevabımı Edirne seçeneği yapar. Gelelim yeni soruya. Yukarıda hakkında bilgiler verilen cephe aşağıdakilerden hangisidir? Muharebeler döneminde açılan ilk cephedir. Yani Kurtuluş Savaşı'nın ilk cephesidir bu. Bu Doğu Cephesi hocam. Evet. Bakalım, 15. Kolordu savaşmıştır. Hocam 15. Kolordu TBMM'nin düzenli ordusu mu? Hayır, değil. Bu Osmanlı'dan kalan bir kolordudur ve başında Kazım Paşa vardır. Hani Mondros'ta falan diyorlardı ya bunlar. Yani İtilaf Devletleri ordular dağıtılsın, terhis edilsin falan diyorlardı. Kazım Paşa kendi ordusunu dağıtmadı. İşte o 15. Kolordu Doğu Cephesi'nde Ermenilere ve Gürcülere karşı faaliyet gösterdi. Ermeniler ve Gürcüler ile anlaşma yapılmıştır diyor. Doğrudur arkadaşlar. Ermenilerle yapılan anlaşma burada son derece önemlidir. Gümrü Anlaşması yapılmıştır Kazım Paşa liderliğinde. O zaman 1, 2 ve 3. maddelerde bahsedilen cephe Doğu Cephesidir. Cevabım Adana'dır. Yola devam edelim. Yeni soru da bana. Doğu Cephesi'nde Kazım Karabekir önderliğinde savaşan 15. Kolordu Ermenilere karşı büyük bir askeri zafer kazanmış ve bu zafer sonunda Gümrü Antlaşması imzalanmıştır. Yukarıda verilenlerden hangilerinin Gümrü Anlaşması için doğru olduğu söylenebilir diyor. Bir bakalım neler demişler yukarıda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alanda imzaladığı ilk anlaşmadır. Bu bilgi doğru. TBMM'nin imzaladığı ilk anlaşma Gümrü Anlaşması. Dolayısıyla arkadaşlar biri aldık.
İlk defa bir anlaşma metninde Türkiye ifadesi kullanılmıştır. Bakın TBMM ilk kez burada resmen tanınıyor ve burada Türkiye ifadesi kullanılıyor. Dikkat edin, Türkiye Cumhuriyeti değil, Türkiye ifadesi kullanılıyor. Cumhuriyet daha ilan edilmedi. Bu da doğru. Üçe bakalım. Türkiye'yi resmi anlamda tanıyan ilk devlet Ermenistan olmuştur. TBMM'yi ve aynı zamanda maddede geçtiği için Türkiye'yi resmi anlamda tanıyan ilk devlet Ermeniler olmuştur. Dolayısıyla bu bilgimiz de doğrudur. 1, 2 ve 3'ün yer aldığı Edirne doğru cevabımızdır. Geldik yeni soruya. Aşağıda verilen savaşlardan hangisi Batı cephesinde Yunanlılar ile yapılmasına rağmen sonuçlar arasında Güney cephesini kapatan Ankara Anlaşması'nın imzalandığı söylenebilir? Bakın arkadaşlar, ben Batı cephesinde 5 tane savaş yaptım. Bu 5 savaşa baktığımda 1. İnönü, 2. İnönü, Kütahya Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz vardır. İşte arkadaşlar bakın, Batı cephesinde ben bir savaş yapmışım ama Batı cephesinde yapmış olduğum bu savaş Güney cephesinin kapanmasını sağlamış. Bakın arkadaşlar, Sakarya Meydan Muharebesi'nde biz Yunanlıları yenince Güney cephesinde savaşmış olduğumuz Fransızlar iyice korkuyorlar. Ve Osmanlı'dan, yani o dönemki milli mücadele kahramanlarından çekindikleri için de ne yapıyorlar arkadaşlar? Biz diyorlar aman aman anlaşma imzalayalım, daha fazla sizle uğraşmayalım diyorlar. Ve 1921 Ankara Antlaşması'nı imzalıyorlar dostlarım. Dolayısıyla cevabım nedir? Sakarya Meydan Muharebesi'dir. Soru aklınızı karıştırır. Batı cephesinde yapıyorum Sakarya Meydan Muharebesi'ni ama Güney cephesi kapanıyor. Gördünüz mü? Bu kafanızı karıştırmasın lütfen. Yola devam edelim. Yukarıdakilerden hangileri 1. İnönü Savaşı'nın nedenleri arasında gösterilebilir? Milli mücadelenin Batı cephesinde ilk savaş 1. İnönü Savaşı'dır. O 5 savaşın ilki. Neymiş bakalım bu Yunanlıların amaçları? Arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dağıtılmak istenmesi. Bu adamlar bizim TBMM'mizi dağıtmak istiyorlar. Bu adamlar milli mücadeleye son vermek istiyorlar. Bu adamlar düzenli orduyu da ortadan kaldırıp Sevr'de bize dayatarak imzalatmak istiyorlar. Peki soruyorum size. Yer mi Anadolu çocuğu? Hiç yemez. Bakın şimdi. TBMM'yi dağıtmak için 1. İnönü Savaşı'nda bize saldırıyorlar. Peki bu esnada ben düzenli orduya katılmak istemiyorum diyerek isyan eden Kuvayi Milliye Kahramanı kimdi? Çerkez Ethem'di. Yunanlılar Çerkez Ethem isyanından faydalanarak bizim zor durumda olacağımızı bildikleri için bu savaşta bizi mağlup etmeye çalışıyorlar. Bu da savaşın nedenlerinden biridir. Milli mücadeleyi sonlandırmak istiyorlar arkadaşlar. Bu da 1. İnönü Savaşı'nın nedenlerindendir. Dolayısıyla doğru cevabımız 3'ünün de yer aldığı E seçeneğidir. Bu arada arkadaşlar, 1. İnönü Savaşı'nın sonuçlarını talim olarak kodlayabilirsiniz. Talim. Bakın, Teşkilat Esasiye Kanunu, Afgan Dostluk Anlaşması, Londra Konferansı, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Moskova Anlaşması'dır. Milat olarak kodlamayın, kronolojiye uygun olmuyor. Talim olarak kodlayın, kronolojiye de uygun olsun. Devam edelim ekstra bilgilerimizden sonra. İşte geldik arkadaşlar, burada benim öğretmenim var. Derya Hanım demişiz burada. Derya Hoca benim öğretmenimdi arkadaşlar ve ben daha 10. sınıftayken bizi bir gezimizde İzmir Kitap Fuarı'na götürmüşlerdi. Ben zaten tarihi çok seviyordum hep ama Derya Hocam o zaman İzmir Kitap Fuarı'ndan bana bir kitap hediye etmişti. Hediye ettiği kitap. Halil İnalcık'ın Devlet-i Aliye-i Osmaniye serisinin birincisiydi. Daha o zaman ilk seri yayınlanmıştı arkadaşlar. O kitap benim hayatımı değiştirdi ve o kitap belki de benim tarih öğretmeni olmam yolunda ilk adım oldu benim için. Belki yaş itibariyle ağır bir kitaptı, belki de bilmiyorum ama seve seve okumuştum ve seve seve hazmetmiştim. Buradan bu soru aracılığıyla ona çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bir bakalım. Tarih öğretmeni Derya Hanım öğrencilerine milli mücadele döneminde Türk kadını konusundan bahsetmektedir. Derya öğretmen aşağıda verilenlerden hangisini öğrencilerine örnek olarak gösteremez? Bakın, milli mücadele sürecinde Türk kadını. Gördesli Makbule var mı? Var. Var, var. Kim var Gördesli? Ben varım. Manisa'nın Gördes ilçesinde doğdum, büyüdüm ve Gördesli Makbule milli mücadelede yer alan önemli kadın kahramanlarımızdan biridir. Kara Fatma var arkadaşlar, Tayyar Rahmiye var, Binbaşı Ayşe var ama arkadaşlar Nene Hatun yok. Çünkü Nene Hatun milli mücadele sürecinde değil, 93 Harbi'nde Aziziye Tabyası'nda ben çocuklarım, benim çocuklarım anasız yaşar da vatansız yaşayamaz diyen kişiydi. O yüzden cevabım Nene Hatun'dur. Aynı zamanda bu çıkmış sınav sorusudur. Hocam ben bunları aklımda tutamıyorum. Bunları aklımda tutamıyorsan Haluk Levent dinleyeceksin. Haluk Levent'in
o mısralarını içeren, o sözlerini içeren bir link bırakırız yoruma arkadaşlar. Oradan dinleyebilirsiniz. Ya da bunu yorum olarak sizlerden bekliyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Yeni soruya geçeceğiz. Yukarıda verilenlerden hangilerinin 1. İnönü Savaşı'nın sonuçları arasında olduğu söylenebilir denmiş. 1. İnönü Savaşı'nın sonuçlarını ben ne diye kodlamıştım? Talim olarak kodlamıştım. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Afgan Dostluk Anlaşması, Londra Konferansı, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Moskova Anlaşması. Arkadaşlar, Batı cephesinde milli mücadele sürecinde TBMM'nin kurmuş olduğu düzenli ordunun 5 savaşı vardı. 1. İnönü, 2. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya, Büyük Taarruz. Düzenli ordunun ilk zaferidir diyor. 1. İnönü en başta doğru. Düzenli orduya duyulan güven artmıştır. Yahu arkadaşlar, siz bir savaş kazanmışsınız en büyük düşmanınıza karşı. Dolayısıyla düzenli orduya güven artar mı? Elbette artar. İki de doğrudur. Teşkilat-ı Esasiye, yani 1921 Anayasası kabul edilmiştir. Zaten benim bakın talim şifremin içerisinde de vardı bu. Hatta ilk maddeydi. Dolayısıyla üçü de yer alıyor. Cevabım o yüzden ne olacak? Edirne olacak. Geldim yeni soruya. Vurkan öğretmen 12 Mart günü derse girdiğinde öğrencilerine İstiklal Marşı'nın kabulüyle ilgili bir takım bilgiler vermiştir. Vurkan öğretmen İstiklal Marşı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisini verirse öğrencilerine yanlış bir bilgi vermiş olur. Arkadaşlar, 1. İnönü Savaşı'ndan sonra kabul edilmiştir diyor. Bu doğru. Talim şifresinde zaten İstiklal Marşı'nın kabulü vardı. 1. İnönü Savaşı'nın sonuçları olarak doğru. İlk defa Açık Söz gazetesinde yayımlanmıştır. Pek çoğunuz evet hocam bu doğru diyeceksiniz ama bu bilgi değişti değerli dostlarım. İstiklal Marşı'nın yayınlanmış olduğu ilk gazete Hakimiyeti Milliye'dir. Bu bilgi değişmiştir. Artık bu yanlıştan kurtulalım. Eğer sorular bize İstiklal Marşı'nın yayınlandığı ilk gazeteyi sorarsa cevabımız Hakimiyeti Milliye olacak. Vurkan öğretmen güncel gelişmeleri takip edemediği için ne yapmış? Burada yanılmış arkadaşlar. İstiklal Marşı'nın yayınlandığı ilk gazete derse Hakimiyeti Milliye. İlk yerel gazete falan derse o zaman Açık Söz alırsınız. Peki, o zaman size şu soruyu sorayım. Yorumlarda bekliyorum. Arkadaşlar, İstiklal Marşı'nın yayınlandığı ilk dergi hangisidir? Yorumlarda buluşalım. Bakalım ne diyor bize. Yazarı Mehmet Akif Ersoy'dur. Evet, söz yazarı Mehmet Akif Ersoy'dur. Taceddin dergahında yazmıştır. İlk bestecisi Ali Rıfat Çağatay'dır. Lütfen elinizin altında arkadaşlar YouTube var. Hemen bir yazın, bir bakın ilk bestesine. Ama günümüzdeki bestesi Osman Zeki Üngör'e aittir. İlk defa 1982 Anayasası'nda yer almıştır. Bu bilgi de doğrudur arkadaşlar. Çok geç yer almıştır. O yüzden bu sizi şaşırtabilir ama yanlış değil. İlk defa Hakimiyet Milliye'de yayınlandı diyoruz. Gazete olarak devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçları arasında yer almaz? Bakın arkadaşlar. Sakarya Meydan Muharebesi'nde biz ne yaptık? Yunanlıları mağlup ettik. Ve onların artık taarruz gücünü kurduk, kırdık. Bu bizim son savunma savaşımızda artık biz taarruz edeceğiz. Arkadaşlar, Sovyet Rusya ile Kars Anlaşması imzalanmıştır. Ve Kars Anlaşması ile Osmanlı Devleti'nden sonraki süreçte, bakın Osmanlı Devleti'nden demiyorum, Osmanlı Devleti'nden sonraki süreçte, yani Türkiye Devleti'nin, daha cumhuriyet olmadığımız için, doğu sınırı ne olmuştur? Doğu sınırı kesinleşti. Fransa ile Ankara Anlaşması imzalandı ve Güney Cephesi kapandı. Mustafa Kemal'e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verildi. Bu bilgi de doğrudur. Ukrayna ile bir dostluk anlaşması imzalandı. Çünkü Ukrayna SSCB kontrolünde olduğu için Yunanlıların Anadolu işgalinden resmen vazgeçmesi. Sizce Yunanlılar Anadolu işgalinden resmen vazgeçer mi? Elbette geçmez. Ta ki biz onları Mustafa Kemal Atatürk'ün ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrinden sonra Ege Denizi'nden denize dökünce Yunanlılar bu Anadolu işgalinden vazgeçecekler. O yüzden cevabımız Edirne olacak. Monroe doktrini yalnızlık politikası olarak adlandırılsa da ABD bu süreçte Avrupa'da meydana gelen bazı gelişmelerden geri duramamıştır. Bazı gelişmelere kayıtsız kalamıyor Amerika Birleşik Devletleri. ABD'nin yukarıda verilenlerden hangilerine katılarak yalnızlık politikasına aykırı davrandığı söylenebilir denmiş. Şimdi arkadaşlar, James Monroe tarafından ortaya atılan bu yalnızlık politikası, yani Monroe doktrini şunu amaçlar. Amerika diyor ki ben Amerika kıtasında olan herhangi bir şeye başka kıtaları ya da başka devletleri karıştırtmam. Avrupa kıtasında meydana gelen ya da başka kıtalarda meydana gelen gelişmelere de kendim karışmam diyor. Yani benim ancak bana faydam olur.
Size de kendi ülkemi peşkeş çektirmem diyor. Ben yalnızım diyor. Ve biz buna Monroe doktrini ya da yalnızlık politikası diyoruz. Tamam böyle dedi ABD ama arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'na katılmadı mı ABD? Katıldı. O zaman Monroe doktrini terk etmiş burada. Bu bir. 2. Dünya Savaşı'na katıldı mı ABD? Katıldı. O zaman burada da terk etmiş. Bu iki. Marshall planının yayınlanması. Arkadaşlar bakın. Amerika Birleşik Devletleri 1823 yılından itibaren Monroe doktrini uygulamaya başlamıştı ama 1947 yılında yayınlanan Truman doktrini ile ABD Monroe doktrininden vazgeçti. Marshall planı ise Truman doktrininden sonra gelmiştir. Dolayısıyla ABD burada Monroe doktrinine aykırı bir iş yapmamıştır. Çünkü zaten Monroe doktrininin süreci bitmişti. 1947'de Truman doktrinine zaten Monroe doktrinini terk edilmişti. O yüzden Marshall planını almıyoruz. 1 ve 2'de yer alan öncülleri alarak cevabı Denizli yapıyoruz. Arkadaşlar bunun yanı sıra şuna değinmek istiyorum. 1. Dünya Savaşı'nda ABD'nin yalnızlık politikasını terk etmesine sebep olan gelişme Almanya'dır. Almanya ne yapmıştı arkadaşlar? ABD'nin ticaret gemilerini bombalamıştı ve ABD savaşa girmişti. Peki 2. Dünya Savaşı'na nasıl katıldı? Japonya Pearl Harbor baskınıyla ABD'nin Hawaii takım adalarını vurmuştu arkadaşlar. Bu şekilde ABD 2. Dünya Savaşı'na girmişti. Hatta daha sonra da atom bombası kullanmıştı. Bu iki gelişme Monroe doktrininin terk edilmesini sağlamıştır. Hocam 3. 3 varken zaten Monroe doktrini çoktan terk edilmişti. O yüzden onu almıyoruz. Devam ediyoruz. Devam edemiyoruz değerli dostlarım. Bu videomuzun da sonuna geldik. Artık soru çözüm serimizin bitmesine son bir video kaldı. Biliyorum yoruldunuz ama kahvenizi ya da çayınızı alın. Hemen ekran başına tekrar geçin. Çünkü son 15 soruyu çözeceğiz. Çağdaş Türk ve Dünya tarihinde yine bir arada olacağız. Görüşürüz.